Herkese merhaba. Almanya'dan Serkan abim geldi ve şu anda yeraltı dünyasında Recep'lerin mekanındayız. Gel Serkan abinin duygu ve düşüncelerini al. Arkadaşlar böyle filmlerde izlediğiniz gibi değil. Buralara gelirken insan ister istemez çekiniyor ama Serkan abi önce Allah'a sonra da bize emanet. Konuyu sana bırakıyorum. Buyur Serkan abi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yaklaş biraz, ses çıkmayabilir. Selamünaleyküm arkadaşlar. İşte Kadir kardeşi hani epey bir zamandan beri hep YouTube'dan takip ediyordum, izliyordum. Ama bu sefer de yolumuz İstanbul'a düştü. Taksim'e düştü. Hani dedim belki bir tesadüf Kadir'e rastlarım. Birkaç gündür buradayım. Bugün de tesadüfen Kadir kardeşe rastladım. Böyle bir iki muhabbet, bu da sağ olsun. Geldi beni Recep kardeşinin yanına getirdi, tanıştırdı. İşte diğer Orçun kardeşi de tanıma fırsatını buldum. Böyle yani pek. Allah razı olsun abi. Pek. Peki Reco gel bir biraz yaklaş. Şimdi Serkan abi, Reco, Orçun, bu insanlar dışarıdan bakıldığı gibi korkutucu mu? Yok abi. Şimdi şöyle, insanlar her zaman görsele aldanır. Mesela dışarıdan birini görürsün, kafanda belli bir kategoriye koyarsın. Ama artık o insandan konuşmadan, o insanla bir diyalog içerisine girmeden o insanı tanıyamazsın. Tamam. Yani demek istediğim, insanlara bir şans verilmesi lazım, onlara konuşulması lazım. Yani bu insanlar öcü değil. Senin benim gibi insan. Tamam, bazı insan, bazı hayatta bir şanssızlık yaşamıştır. Ya da bazı hayat şartları onu sokağa gitmiştir, ayrı bir durum. Ama hiçbir zaman sokakta yaşayan insanlara dışlamamak lazım. Çünkü Hazreti Ali'nin de Efendimiz'in de sözü var, dediği gibi düşene sevinme, zamanın sana ne sakladığını bilemezsin. O yüzden ne oldum değil, ne olacağım değil. Ben şimdi ekran açmak için gelmedim. Gelsene onu koyun oradan abi. Yok, ben bunu beklendim. Hani gönlümüze geçeni söylüyorum. Abi mallar var, çalınmasın değil. Ya oynadı ya. Oynadı arkadaş. Alsana şu an kemal mi? Faturayı hallettiniz mi? Ödediniz mi? Cansın. Yani vaziyet böyle. Sıkıntı yok ya. Oktay'ı görürsen direkt beni ara. Evet, yayında mıyız abi? Şu an yayındayız abi. Arkadaşlar sizi seviyorum. Bir umuttur yaşamak ama savaşarak. Almanya'dan Serkan abi geldi buraya ve buranın kötü olmadığını, sokakta kalan insanların birer canavar olmadığını, her ne kadar üstleri başları koksa da hiçbir şekilde insanlara zarar vermediklerini gördüler. Evet, belki sizin için buralar iğrenç bir yer olabilir. Burayı göster kardeşim, belki bu çöp tenekesini gördüğünüzde mideniz bulanabilir. Ama bu çocuklar bu çöp tenekesinden ekmek kazanıyor. Bu çocuklar zararsızlar. Çocuklar zararlı değil, canavar değiller. Serkan abi kilometrelerce kareden buraya geldi. Kendisine bir dilerim, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizleri seviyorum. Herkese selam olsun. İyi ki varsınız. Esen kalın. Cansın. Buyurun abi. Yani ben fotoğraf mı çekeceğiz? Yani vedalaşın isterseniz, oradan da biz gidelim. Çok memnun olduk. Hayatınız sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Hocam kardeş, kendine iyi bak. Hani tabi maaşlar beni ilgilendirmez. Sadece bir kardeş olarak hani sana tavsiyede bulunuyorum. Yani sokak hayatı kendin de biliyorsun. Kendin yaşıyorsun dedi. Bir hayat değil. Bak ne olur olsun anadır baba. Hani Almanların bir deyimi var. Diyor ki arkadaşını da seçebilirsin. Ama diyor aileni seçme şansın yok. İnsana kalan her zaman ailesidir. Hani Allah sağlığına zeval vermesin. Yarın öbür gün düştüğün zaman, sağlığın el vermediği zaman, yataklık olduğun zaman örnek veriyorum. Bu arkadaşım, Kadir arkadaşım yani söz simsali. Bir gün ağlar, iki gün ağlar, üç gün ağlar. Ama anandır, babandır bunlar her gün ağlar. Hani gidip orada kendi memleketinde ağa paşa olmak varken gelip bu sıkıntıyı çekmek niye? Ha, her insanın, herkesin illaki anasıyla da olsun, babasıyla da olsun fikir
fikir ayrılığı olabilir, tartışması da olabilir, her şey olabilir. Ama insana kalan her zaman ailesidir. Abi yeni bir gelişim zaten yakın bir zamanda birlikte gitmeyi planlıyor. O yüzden şu fuar zamanları biz de ona yardımcı oluyoruz burada. Ama çok şükür bir tane ayağını tutuyor. Şu an malzeme görüyor. Bu kadar yoruldum ki yani işleri yandı kolu almayı, barış kolu almayı gelecek işte. Demeyelim. Arkadaşımıza yardım ediyoruz. Tek başına mücadele edip 3 kişiyiz birlikteyiz. En yakın zamanda da birlikte bir para ile şey planlıyoruz. Recep'i de alın proje evine. Ya o ona zaten kapı açık. Orçunlarla birlikte kalmaz mısın aynı evde? Her zaman. He? Orçunlara, Orçunların evinde kalmaz mısın proje evinde? Orçun, bu konuyu siz konuşun. Her zaman. Kanka niye biliyor musun? Recep'ten iyisini mi bulacaksın? Abi konuşmaya gerek bile yok yani. Recep, tamam. Yani Recep konusunda konuşmaya gerek yok. Recep benim çok eski dostum. Yani biz zaten kardeş gibi. Zaten o yüzden hani o yanımdaki arkadaşı da bir hani ufak tefek problemler oldu. Ondan dolayı yalnız kaldı. Kalmadı bile yani işte. Yani bir 3-5 saat içerisinde Barış'la biz destek oldu elimizden geldiği kadar. Beraber o da dedi ki siz bana yardımcı olmayacaksınız. Biz ortak olacağız. Beraber 3 kişi ne varsa aynı şekilde ne kazanıyorsak ortaya koyuyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. En yakın zamanda da ama onun parasını biriktirip o kesinlikle gidecek. Yani kendisi istekli. Yani bu konuda kendisi söyledi zaten. Ama paylaşmıyor. Recep'in yapısı öyle. Biz iyiyiz yani şu an. Çalışıyoruz da. Teşekkür ederiz abi. Rica ederim. Abi. Allah razı olsun. Düşmez katmaz olan Cenab-ı Allah'tır yani. Cansın abi. Biz de mutlu ettiniz. O yüzden yani inşallah o zorlukların en kısa zaman içerisinde. Yani normalde bakıldığı zaman zaten hani ihtiyacı yok yani. Hani bu bir seçim. Onun belki kafasını daha böyle bir rahatlatması, kendini bulması adına. Belki düştüğü boşluktan çıkması tabii için ki ailevi bir sevgiye ihtiyacı vardır. Tabii ki yani. Zamanla herkesin bir hikayesi vardır illaki. Yani herkesin geçmişinde bazı olumsuz şeyler de yaşanmış olabilir. Aynen. Bazı psikolojik sıkıntılar da geçirmiş olabilir. Ama yani sokakta yaşam, kendini sokağa atmak da yani bir yerde bir çözüm değil. Değil tabii ki. Hadi belki bunu bir dönem yaparsın. Tabii ki. Ondan sonra bir yandan toparlanırsın, tekrar geri dönersin. İşte biz de bu süreçte birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi yani. Yaptığınız gibi. İnsana dediğim gibi Recep kardeş, kalan ailesidir. Çünkü bir ana baba, yani ne kadar kötü olsun ana baban senin kötülüğünü istemez. Ha olur. Herkes anasıyla da problem yaşayabilir, babasıyla da problem yaşayabilir. Bunlar yani kolay şeyler ama hayatta olan şeyler. Bu konuda hadi çıkalım abi biz de. Yani arkadaşlar şöyle, kendinize iyi bakın. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz gençler. Ulan Recep halüsinasyonlardasın yine. Yok telefon çalıyor. Ne oldu? Allah'ım ben.